Sen şimdi gerçekten doların yükseleceğini mi söylüyorsun? Bu kadar tam tersi açıklamalar varken Cumhurbaşkanı olsun, Merkez Bankası olsun. Kredi derecelendirme kuruluşları olsun. Fiş olsun. <laughs> fiş eskiden fişlik yapıyordu. Neyse o konuyu sonra <laughs> gireceğiz. Evet harbiden yükselecek diyorum. Yükselecek derken yükseltecekler diyorum. Metazori bu mecbur. Ya seve seve ya da seve seve dolar Türk lirası kotasyonu yükselecek. Şuraya en az 37 yazdık ya. Bunu aldanmayın ha. Bu en az 37. Onu da anlatırız. Evet yükselecek diyorum. Niye garipsedin? Ya da niye garipsiyor insanlar? Yani duyduğunuz haberlere inanarak mı? Biz senle bu ekranların karşısında yılbaşına doğru yaka paça mücadeleye girmedik mi? Yılbaşına kadar altının onzu 2100 dolar plus olacak dediğimde sen hayır dedin. Doğru kaybettim. Oldu mu? Oldu, kaybettim. 2500 dolar yeni hedeftir dedik. Geldi mi? Çok daha erken geldi. Alt, araba fiyatları yıkılacak. Bak satıyorsanız satın. Geçen ayın, geçen yılın özür dilerim. Eylülünden başlayarak arabanızı satabiliyorsanız satın. Bundan sonrası yıkılacak. Bundan sonrası perişanlık. Önümüzdeki sene araba almak için çok güzel fırsatlarınız olacak dedik mi? Ki çok da eleştiri aldık. Nasıl oldu? O zaman aldık. Şimdi değil tabii. Artık şimdi herkes kabullendi. Oldu mu? Oldu. Ev fiyatları aynı zamanda. Heh, ev fiyatları araba kadar olmasa da gerileyecek dedik mi? Evet söyledi. Peki bunları ben iddia ederken, bunlara üstüne basa basa bunlar muhakkak olacak derken neyin rahatlığını yaşıyor olabilirim sence? Ya sen her zaman bir matematiği kullanıyorsun. Evet şimdi de dolar tl için söyleyeceğimin bir matematiği var. Senin hazırladığın sorular varmış o soruları alacağız. İlk sorumla o zaman başlayayım. Neden bu tişörtü giydin? Tişörtlerle mesaj veren adam olarak bu tişörtü bugün giymemin özel bir nedeni var. Çok özel bir kampanya. Hakikaten çok eğlenceli ve açık uçlu kazanç sağlayabilecek bir Bitlo kampanyası var. Videonun sonuna doğru ondan bahsedeceğim. Çok eğlenceli geldi bana. Aynı zamanda kazanç da vaat ediyor. Karşılıklı kazan kazanın biliyorsun benim tarafımdan sevilen bir durum bu. Ee, üst noktada olabileceği bir kampanyadan bahsedeceğim. Ee, bu tişörtle de o yüzden çıktım. Bitlo Kripto Para Platformu sunar. Evet alayım ben senin sorularını sonra karşı donelerimi sunayım sana. E, Mehmet Şimşek devalasyon olmayacak diyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Sadece Mehmet Şimşek demiyor ki bunu. Cumhurbaşkanı da diyor. Başkan yardımcısı da Cavit Yılmaz'ı sanırım. Dün hatta bunun belki açıklama yaptı. O da defa da söyledi. E, şimdi şunu ele alacağız biz. Söylenilenlere inanıyor muyuz bir kere? İnanmamamız mı gerekiyor? Tabii ki inanıyoruz. Söylenenlere seçerek inanmamız gerekiyor. Şimdi hemen kontur soruyla geleyim ben sana. Mehmet Şimşek dedi ki yok kardeşim devalüasyon falan olmayacak. Görüyorsunuz dedi. Merkez Bankası kasası da doldu. Biz eskisi kadar e, sıkışık da değiliz. Her şey yolunda gidiyor. E, bu açıdan baktığın zaman dolar tl'nin yükselmesi için hiçbir sebep yok. Yükselmeyecek gibi bir söylemde bulundu. Şimdi doğru cevaplar genellikle doğru sorular sorarak bulunabilir. Şimdi ben de sana doğru soruyu soracağım. Tamam. Diyelim ki Mehmet Şimşek'sin. Ve çıktın dedin ki dolar tl devalüasyon yaşayacak arkadaşlar. Ne olur? Ee, bankalara, kuyumculara her yere hücum olur. Dolar tl'i artar. <laughs> Böyle bir şey söyleyebilir mi yani Mehmet Şimşek ya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ya da onun yardımcısı? Böyle bir şey söyleyebilir mi? Söyleyemez. Size de soruyorum. Söyleyemez. O zaman şimdi burada şey diyorsun. E Mehmet Şimşek yalan mı söylüyor? Evet yalan söylüyor. Ben de aynı konumda olsam ben de aynı yalanı söylemek zorunda olurdum. Bunun aksini söyleyemez zaten. Şimdi Mehmet Şimşek'in her söylediğine o zaman yalandır deyip inanmayacak mıyız? Hayır. Seçerek inanacağız. Nasrettin Hoca'nın Kazan doğurdu, kazan öldü hikayesi var, biliyorsunuz. Hı hı. Şimdi Mehmet Şimşek'in bir sürü söylemi var. Bazıları çok gerçekçi, başımıza gelecekleri ilişkin doğru bilgiler içeriyor. Bazıları da çok hayalci, yönlendirmeli, adeta halkı ya da işte reel sektörü başka bir yere yönlendirip oradan ekonomiye fayda sağlayacak açıklamalar. Yani bir kısmına kesinlikle inanmamamız gerekiyor, bir kısmına inanmamız gerekiyor. Ama inanmamız gereken yer o Nasreddin Hoca'nın kazan hikayesinde kazanın öldüğüne ilişkin bilgiler gelirse Mehmet Şimşek'ten öleceğine ilişkin bilgiler gelirse mesela Mehmet Şimşek ne diyor? Ben diyor borsaya şey koyacağım, vergi koyacağım, kazanç üzerinden vergi alacağım ya da işlem üzerinden vergi alacağım. Buna inan, bunu yapacak. Real sektör çok daralacak demedi mi? Ta sezonun başında kendinize dışarıda pazar arayın yoksa avucunuzu yalarsın demedi mi? Söyledi. Ben de dedim ki doğru söylüyor. Negatif olarak söylediği her şeye inanabiliriz ama pozitif olarak söylediği yani kazanın doğurduğuna ilişkin verdiği bilgilerin hiçbirine inanmamamız gerekiyor. Çünkü yine Nasrettin Hoca'nın bir hikayesi. Kedi buradaysa, et nerede? Et buradaysa, kedi nerede ile aynı durumdayız. Yani enflasyon düşecek derse inanmaman gerekiyor. Tek haneye inecek derse inanmaman gerekiyor. Çünkü inmeyecek. Dolar TL'de devalüasyon olmayacak derse inanmaman gerekiyor. Çünkü devalüasyon olacak. Türkiye ekonomisi çok rahatlayacak. Et fiyatları düşecek. Üretim artacak. Ekonomide sınıf atlayacağız gibi bilgiler gelirse bunlara inanmamanız gerekiyor. Ama yeni vergi koyacağım. Canınızı çok yakacağım. Önümüz karanlık derse bunlara inanmamız gerekiyor. Yani seçerek inanmamız gerekiyor. Biraz da rezervlere mi güveniyorlar? Rezervlere giren dolardan dolayı bir cesaret mi oluyorlar? Cesaret almasına gerek yok. Zaten bunun fiyatını kendi belirleyebiliyor. Elinde rezerv yokken bile eksi yüz milyarlarca dolardayken bile dolar fiyatını zaten belirleyebiliyor, baskılayabiliyorduk. Çok büyük maliyetlere katlanarak belki. Şimdi eli çok daha rahat yani tutmak isterse çok daha rahat tutabilir. Atacak çok fazla mermisi var. Az önce gelen haberi gördün. Merkez Bankası kasası dolarla dolmaya devam ediyor. Sıvapları kaldırmış, depoları iptal etmiş olmamıza rağmen. Bu demek oluyor ki atacak merbileri daha da fazla yani tutmak isterlerse Mehmet Şimşek derse ki ben bunu 33'te tutacağım aga 33'te tutar aylarca yıllarca da tutar. Benim dayandığım nokta Mehmet Şimşek'in bunu 33'te tutmayacağı çünkü orada başka bir beka sorunu oluşuyor. Aşırı değerli Türk lirası çok büyük bir sorun oluşturuyor ve Mehmet Şimşek benden çok daha iyi biliyor bunu dinamikleri ve daha bunun var. sonuçlarını. O yüzden kendi eliyle aşırı değerli Türk lirasından hızla uzaklaşması gerekiyor. Sadece beklediği bazı şeyler var. O koşullar ne olabilir mesela? Kur korumalı mevduattan çıkışların Kurtulmak olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Devalüasyonun geleceği zamana kadar ucuzdan doları kasaya toplayıp Ucuz dolarla develasyona girmek olabilir mi acaba? Malı ucuzdan toplamak. Malı ucuzdan toplamak olabilir mi acaba? Yani şöyle örnekleyeyim ben sana. Şurada bir kadın var. O kadının hal ve hareketleri, sabahları uyandıktan sonraki mide bulantısı ya da işte aşermeleri bana bazı ipuçları veriyor. Bence bu kadın hamile. O kadının kocası da diyor ki hayır benim karım hamile değil. Şimdi, Kocasına inanırız. Kocası herhalde benden daha yetkindir bu konuda. Şimdi burada tabii kadın ekonomi ise kocası da Mehmet Şimşek. Hı hı. Aradan zaman geçiyor. Bakıyorum kadının karnı büyümeye başlıyor. Diyorum ki ya benim eski donelerimin üstüne bir de karnı büyüyen bir kadın var. Kocası ısrarla hayır bu kadın doğurmayacak diyorsa da ben görüyorum kadının karnı büyüyor. Kilo almış olabilir mi acaba diye düşünüyorum ama hayır vücudunun diğer bölgeleri aynı miktarda kilo almıyor. Diyorum ki bak benim donelerim daha da sertleşiyor bunun gerçekleşeceğine dair. Hocası diyor ki hayır doğurmayacak. Şimdi aradan bir iki ay daha geçiyor. Karnı artık ortaya böyle çıkıyor. Artık neredeyse inkar edilemeyecek noktaya geliyor ama diyor ki kocası hayır ben bir şey yapmadım doğurmayacak. Şimdi iki ihtimal var. Ya sen bir şey yaptın yalan söylüyorsun. Ya da başkası yaptı. Ama bu kadının hamile olduğu ve doğuracağı gerçeğini benim söylediğim şu anda savunduğum gerçeği değiştirmiyor. Bak ben matematiksel verilere dayanarak bu kadının hamile olması verisi matematiksel bazı donelerin toplanmasıyla çıkıyor. İşte bu kadın sabahları midesi bulanıyordu, aşermeye başladı, karnı büyüyor, bu doğrultuda topladığım verilerle sağlıklı bir zihin yapısı ve düşünceyle bu kadının hamile olduğunu ve doğuracağını iddia edebilir ve bilebilirim. Aynı 2.100 plus 2.500 otomobil fiyatları düşecek, ev fiyatları düşecek ve şu anda söylediğim dolar TL'de devalasyon olmak zorunda bilgileri gibi. Muhtemelen tek şey de zaman. sadece evet, sadece zamanı bilemem. Çünkü ben yapmadım. Şimdi kocası onun zamanını biliyor. Mehmet Şimşek onun zamanını biliyor. Ben olacağı söyleyebiliyorum. Aşağı yukarı karnının boyutuna bakarak yine elimdeki verilere bakarak aşağı yukarı bir zaman dilimi öngörebilirim. Ama kesin tarihi söyleyemem. Dolar TL'deki devalüasyon işte bu kadının yapacağı doğumdur. Hangi tarihi ben bilmiyorum. Aşağı yukarı son çeyrek. 9. aya bağlıyoruz ya her şeyi. Eylül ayına. Evet. Eylül'e. Ha o tarihi verebilmem için elimdeki donene Merkez Bankası'nın askerden yeni gelmiş gibi yükselmeyecek, hayır değerlenmeyecek dediği doları ne pahasına olursa olsun alıp kasaya koyup rezervleri şişiriyor olması, kur korumalı mevduattan da hızlıca uzaklaşmaya çalışıyor olması bir tane daha veri geldi dün. Kur korumalı mevduata stopaj geldi. Stopada avantajı vardı o kalktı. Yahu madem, ben şimdi kontur soruyla geri geliyorum sana. Madem dolar yükselmeyecek, kasayı niye dolarla dolduruyorsun? Birinci soru. Soru iki. Kur korumalı mevduattan kurtulmaya neden çalışıyorsun? Orada kalsın kerizler. Zaten artmayacaksın. Zaten artmayacak. Hiçbir zararı da yok sana. Neden kurtulmaya çalışıyorsun? Bana bu soruların cevabını ver. Siz de oturun bu soruları kendi kendinize cevaplayın. Madem dolar TL artmayacak. Buraya kadar yanlış bir şey var mı? Yok hayır. Bir tane daha tutunduğun yer var senin. Kredi derecelendirme kuruluş. Bak Mehmet Çimşek bunu söylüyor. Cumhurbaşkanı bunu söylüyor. Karşı cephede ticaretle ilgili, sanayiyle ilgili, turizmle ilgili, ihracatla ilgili kim varsa onlar en az 37 olmalı diyor. Hatta adil değeri falan konuşuyor. 37 bizi kurtarıyor demiyor bu arada. 37'yi yazmamın sebebi şu. Adam diyor ki biz geçen yıl yaptığımız iş kadar iş yaparsak kafa dolar 37 lira olduğunda kafa kafaya çıkıyoruz. Kar ediyoruz demiyor ha kafa kafaya çıkıyoruz diyor. 37'nin üzerine giderse kar etmeye başlayacağız diyor. Bu adam gerçeklerden bahsediyor. Cebine bizzat giren ya da cebinden çıkandan bahsediyor. Dışarıya gönderdiği maldan bahsediyor. Karşılığında aldığı paradan bahsediyor. Hayal satmıyor. Bu adam bir gerçek done ile karşımızda. Peki e, biraz önce de değindim. Kredi derecelendirme kuruluşları neden sürekli TL'yi övüyor, yatırım tavsiyesi veriyor ve üst üste arda arda veriyorlar? Şimdi bunlar eskiden fiçlik yapmıyor muydu? Yapıyordu. Cumhurbaşkanı Kürsü'den bunlar fiçlik yapıyor dediği kurumlar değil mi bunlar? Doğru. E şimdi ne oldu? Bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü? Kredi derecelendirme kuruluşları ve diğer finansal kurumlar neden ekstra ekstra Türk lirası tavsiyesi veriyor? Siz bu kurumların verdiği tavsiyelerin hiç isabetli sonlandığını gördünüz mü? Dolar 7,5 lirayken dolar 3,5, 4'e düşecek, 5'e düşecek diye tavsiyeler vermediler mi? Ben de o zaman demedim mi bak dolar 5 liraya buradan geri düşerse eşek gibi anırırım. Bu adamlar bunu veriyor çünkü sizin kafanıza bir şeyler çıpalamaya çalışıyor. Bu adamların bundan bir menfaati var. Bu adamların menfaati olmasa bu açıklamaları yapmazlar. Bunlar parayı veren düdüğü çalar şeklinde çalışıyor. Ve o fiyat 5 liraya gelmeyecek. Aksine yukarı gidecek. Eşek gibi anırırım dedim mi videolarda hala duruyor. Doğru söyledim. Oldu mu? Şimdi bayram değil, seyran değil, niyet TL tavsiyesi. Eğer bir yerden çıkarın varsa onunla ilgili metiyeler düzebilirsin. Yine bak insan hayatında kriter olarak kullanacağın bir şey söyleyeyim. Bir şerefsizin biri beni övüyorsa vallahi kendimden şüphe ederim. Yani benden övgüyle söz eden adama dönüp baktığım zaman bu adam karaktersizin, namussuzun, üçkağıtçının biridir ve beni övüyorsa o zaman dönüp kendimde hatayı ararım. Beni öven adamın ne olduğuna bakarım. Şimdi bu kredi derecelendirme kuruluşunun ne olduğuna bakalım hadi. Büyük açık filmini, Big Short filmini ısrarla insanlara tavsiye ettim. Bir sebebi var. Orada da mesela şöyle bir gerçeklik geçiyor. Sistemin büyük bir bug'ını bulmuş, büyük bir hatasını, şerefsizliğini bulmuş birkaç insan. Sistemin tersine... Şortluyorlar morgaç sistemini, morgaçtan türetilen çöp tahvilleri şortluyorlar. Ve bir dönem geçiyor adam diyor ki bunlar çöp ama bunların fiyatları düşmüyor. Burada diyor bir üçkağıtçılık var. Bu kredi derecelendirme kuruluşları, bak 2008 morgaç krizinin temelinden bahsediyorum ha. Bu kredi derecelendirme kuruluşları batık kredilere 3A puanı verip Onları piyasada insanlara kakalattırıyor finansal kurumlar aracılığıyla. Adam da gidip diyor ki S&P'ye gidiyor. Orada bir kadınla konuşuyor. Diyor ki ya diyor bunlar çöp. Siz buna 3 anotu veriyorsunuz. Aralarında gergin bir konuşmanın sonrası kadın bir yerde patlıyor. Diyor ki eğer ben S&P olarak diyor buna 3 anotunu vermezsem hemen sokağın sonundaki Moody's'e gidip Parayı onlara verip ondan alacaklar 3 A notunu. Para karşılığı not veren kurumlar bunlar. Daha da basit örnekleyeyim. Neye benziyor bu kurumlar biliyor musun? Aptal çocuklara, geri zekalı ve tembel çocuklara sadece ana babaları yüksek meblalar ödeyip özel okula verdikleri için sene sonunda takdir belgesi veren özel okullar gibi. Çocuğun takdir belgesi var bu Var. O ana baba para karşılığı takdir belgesi satın almış oluyor. Ve şu anda bize sunulan gibi Instagram'dan o belgeleri paylaşıyorlar. Adam paylaşsın bu arada onun hakkı çünkü parasını ödemiş o ebeveyn, baba, anne baba parasını ödemiş takdir almış. O takdir o adamın çocuğun değil zaten. O çıkartsın koysun. Çocuk takdir aldı mı? Almadı. Çocuk aptal mı? Hala aptal. Çocuk, çocuktan bir halt olur mu? Olmayacak ama parasını vermişler, takdirini almışlar. Kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği bu bilgiler de aynı bunun gibi parayı veren düdüğü çalabiliyor. Üstüne bir de insanları trene bindirme etkisi yaratabiliyor bunlar. Yani birilerini trene bindirmek istiyorsak oluyor. Yalan bilgiyle bak bu tren Paris'e gidiyor deyip ama tren Filistin'e gidiyorsa adamları bindirirsin. Yani bu yalan Paris bileti satıp Orta Doğu'ya adam göndermek gibi. O yüzden bu kredi değerlendirme kuruluşları ya da size servis edilen haberler pek ee, kale alınacak yine ciddi alınacak şeyler değil gün sonu için. Bu carry trade döneminde bu adamlar ve bu adamların yönlendirdiği, bu adamları yönlendiren, bu yatırımları yapan, Türkiye'ye %50 faiz avantajıyla dolar getirip sezonun sonunda dolar cinsi varlığına neredeyse %40 faiz alıp gidecek adam bu haberi yaptırır. Seni övmeye devam ederler. Ama sonunda iş gelip patlayacak. Buraya kadar da okey miyiz? Okeyiz. <laughs> E, rezervlerle ilgili bir sorun vardı fiyatlara bakarken. Merkez Bankası'nın net rezervleri artıyor. Tamam. Askerden de... yeni gelmiş gibi dolar alıyor çünkü evet. Ama brüt rezervler düşmüş. Evet çünkü geçen hafta ya bu ne demek be? Niye nasıl oluyor? Şimdi dedim ya cephaneyi doldurduk. Doldurmaya da hızla devam ediyoruz. Şimdi dolar yokluğu zamanında bize böyle bir para akışı da olmadığı için piyasada da böyle bir dolar olmadığı için biz swap mekanizmalarını kullanarak yabancı para karşılıkları getirip koyuyorduk. Biz Türk Lirası veriyorduk. İşte Katar'la bunu yapıyorduk. Suudi Arabistan'la bunu yapıyorduk ya da başka ülkelerle bir ara Çin'lerle de vesaire elde de yapıldı. Şimdi kasa doldu ya. Artık bizim emanet paraya ihtiyacımız yok. Şimdi artık o anlaşmalar sonlandırıldı. En son geçen hafta Suudi Arabistan'la sanırım depo anlaşması. Evet. Kaç milyar dolar? 5 milyar dolar. 5 milyar dolar. Şimdi mesela şöyle bir hesap yapalım. 5 milyar dolar o swap ortadan kalktıysa hı hı. ve buna rağmen net rezervler artıyor ise bürüt rezervlerin düşmesi normal. Şöyle yaparsınız hesabı ee, yaklaşık bu hafta çıkmış olan bu swap'ı düştüğümüz zaman yaklaşık Merkez Bankası'nın kasasına 6 milyar dolar daha girmiş demektir. Net rezerv 2 milyar dolar artmış ama swap'ları düştük. O düştüğün zaman geriye 6 milyar dolar gibi bir ek para gelmiş olması gerekiyor. Sıvapların düşmüş haliyle hala bizim dolar varlığımızın yükselmesi için. Yani düşmesi normal. Sadece o Suudi Arabistan depo anlaşması bile bunun için yeterli. Şimdi gelelim SADED'e. Zamanını bilemiyoruz dedik. Ya da aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz dedik. 9. ay gibi. Çünkü işte donelere baktık, kur korumalı mevduatın ne zaman biteceğine baktık. Bu sistemin daha ne kadar sürdürülürse, daha ne kadar bize zarar vereceğine bakarak Merkez Bankası'nın artık kasayı doldurmuş olması ve bir iki ay daha belki daha dolduracak olması hasebiyle bir yerde bunun sonlandırılacağını, kur korumalıdan kurtulunduğu gün itibariyle de ay yuka çıkacağını düşünüyorum. Bunu düşünmemin en temel sebebi aşırı değerli Türk lirasının bir beka sorunu olması. Aşırı değersiz Türk lirası da bir sorun ama sürdürülebilir bir durum. Yani bir ülke aşırı değersiz para birimiyle uzun zaman ayakta kalabilir ve bunun avantajlarını yaşayarak kendine pozitif getiriler sağlayıp ayağa kalkabilir. Ama aşırı değerli yerel para birimi sürdürülemez ve çok zararlıdır. Özellikle Türkiye gibi doğal kaynaklarla ya da büyük bir üretim gücüyle geçinmeyen ülkelerde. Mesela Suudi Arabistan'ın parası çok değerli. Ve yıllardır böyle. Ve hiçbir sorun yaşanmıyor. Sürdürülebilir, böyle devam ediyorlar. Sebebi ne olabilir? Ee, sanırım ona dolarla endeksli bir anlaşma yapmışlar. Tabii tabii. Hani. Ama niye problem yaşamıyorlar? Çok aşırı değerli paraları olmalarına rağmen. dünya petrol satıyorlar. Bravo. Belki. Çünkü petrolleri var. Yani petrol üretimi var. Aslında üretim o da Allah'ın bir lütfu orada toprağın altından petrol çıkıyor. Şimdi bizde var mı? Yok. Çin gibi bir üretimin var mı? Katma değerli yaptığın herhangi bir üretim var mı? Yani gıdada, tarımda, hayvancılıkta bağımsızsın ve dışarıya ithal ediyorsun, üretiyorsun ve satıyorsun gibi bir gerçekliğin var mı? Dünya markası olan bir ürün düşünüyorum. Bunların mi? hiçbiri yoksa değerli Türk lirası bizi yok eder. Çünkü değerli Türk lirası sürdüğü müddetçe az önce bahsettiğim üretimden daha da fazla uzaklaşırsın. Çünkü çok daha ucuza yurt dışından alabiliyorsan içeride ürettiğin yüksek maliyetler nedeniyle orayla rekabet edemiyorsa üretecek adam üretmez. Üretiyorsa da bırakır. Yaşadığımız şu anki durum bunu gösteriyor. Basit örneği turizmde. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Türk lirasıyla dünyanın her yerine tatile gidebilir. Türkiye'dekinden daha ucuza. Çünkü aşırı değerli Türk liramız var. Fransa'ya bile tatile gitsen gidebilirsin. Fransa'ya tatile gidebileceğimiz belki de en der anlardan birini yaşıyoruz ülkece. Yani yapabiliyorsanız şu anda yapacaksınız. Niye Yunanistan'a gidiyor herkes? Niye Türkiye'nin turizmi bu kadar kötü? İşte bu aşırı değerli. Aynı şekilde turizmi getirip ihracata da koyabilirsin. Tekstile de koyabilirsin. Üretim yaptığın her şeye de koyabilirsin. O yüzden bu sürdürülemez. Topyekün üretimi bırakırız. Topyekün uzaklaşırız, topyekün dışarıya muhtaç, topyekün borçlu hale geliriz. Merkez Bankası'nın kasayı dolduruyor dediğimiz dolarları kendi anasının ak sütü gibi kazandığı helal dolar değil ki, karşılığında bir şey satıp para kazandığı dolar değil ki, karşılığında faiz diye bir fırsat sunduğun ve o fırsata gelip yarın öbür gün o fırsattan çıkıp gidecek adamların sana emanet ettiği para bu senin gerçek varlığın değil. O yüzden eğer bu seviyelerde dolar tutmaya devam edersen adamların ekmeğine daha da fazla yağ sürmüş olacaksın. Bugün belki kasan doluyor ama yarın öbür gün çok daha perişan vaziyete düşeceksin. O yüzden dolar devalüe olmak zorunda. Yani Türk lirası değer kaybetmek, dolar değer kazanmak zorunda. Ben diyorum ki belki de Türkiye Türk lirası şu anda dünyanın en değerli parası insanların bazılarının garibine gidiyor. 33 ile çarptıkları için herhalde. O hesap öyle bir şey değil. Yani 1 dolar eşittir 33 TL. Aa Türk lirası çok değersizmiş değil. O hesap öyle değil arkadaşlar. Uzun uzun onu anlatmayayım. Gözünüze böyle görünüyor olabilir. Ama değil. Çarpık durum. O kadar çarpık ki bak anlayın tek tek anlatayım. Bazı benzin istasyonlarında benzin bitiyor. Belki denk gelmişsinizdir. Bu kadar yıldır benzin istasyonunda benzin bitmesi diye bir şey yaşamadık. Benzin bitiyor ve dönüp şeye bakıyorsun. İlk anda ne geliyor aklına? Acaba bir petrol krizi mi var? Bir akaryakıt krizi mi var? Rafineride bir sorun mu var da gelmedi? Dönüyorsun bakıyorsun hiçbir sorun yok. Bazı benzincilerde benzin bitiyor. Ne olabilir sebebi ya? Ne olacağını söyleyeyim. Neden olduğunu söyleyeyim. Denk geldiniz mi bilmiyorum. Denk gelen varsa yazsın işte bu Antalya'ya giderken vesaire. Bir iki denk geldik biz. Adamın aşağıda bir deposu var. Akaryakıtı koyduğu. O depoya 10 milyon liralık akaryakıt koyabiliyor adam depoyu doldurursa. 10 milyon liralık akaryakıtı artık 2 haftada mı satar, 3 haftada mı satar, 1 ayda mı satar onu bilmiyorum. Ama belli bir vadede o akaryakıtı satacak. O akaryakıt üzerindeki küçük bir kar marjıyla edebiliyorsa kar edecek ki mesela kredi kartıyla satarsa. Höpçeden geliyor. Kredi kartı komisyonları, faizlerin geldiği yer belli. Adam 10 milyon parayı buraya bağlayacak bu kadar süre onu satıp küçük bir kar için. Ticaret. Diyor ki adam. Ben 10 milyonluk depoyu dolduracağım. Faize koyayım. Buraya 1 milyonluk koyayım. Geri kalan 9 milyonu da carry trade imkanı var. MiS gibi faiz var. 9 milyonu da para piyasasına sokayım. 9 milyon üzerinden hayvan gibi nem alacağım. Bu bittiği zaman 1 milyonluk kısım tekrar söylerim 1 milyonluk gene doldururum. Buraya bağlamam. Bak insanları stoktan ticaret yapan herkes hemen hemen şu anda bunun içinde. Hani alıp tutayım, sonra satayımdan ziyade paramı götüreyim piyasaya koyayım paramı götüreyim bankaya faize park edeyim. Para piyasalarında tutayım, fonlarda tutayım. E şimdi sen böyle yaptığın zaman reel sektör ölmüyor mu? Tabii şu anda piyasa tamamen hareketsiz. Bunun sebebi aşırı değerli Türk lirası. Eğer hala itiraz eden varsa bana bunu anlatsın. Adam 1 milyonluk akaryakıtla benzin istasyonunu geçiştirmeye çalışıyor. Çünkü 9 milyonu burada. İnsanlar bir şey almaktan, bir şey bir şeye yatırım yapmaktan, ticarethane açmaktan, böyle bir reel sektörün içine girmekten acayip imtina edip parayı götürüp piyasaya park ediyor. Bu reel sektör krizine dönüşür, uzun müddet devam ederse herkes her şeyden elini çeker. Uzun müddet o yüzden devam edemeyecek. Doğum yaklaşıyor diyorsun yani. Ya doğumu yaptırtacaklar zaten. Hani diyorum ki mecburlar. Aksini söylemeye de mecburlar. Yalan söylemeye de mecburlar. Hayır olmayacak demeye de mecburlar. Ya şöyle hani imamın dediğini yap, yaptığını yapma diyor ya. Burada ekonomi kısmında imamın yaptığını yap, dediğini yapma. İmam ne yapıyor şu anda Merkez Bankası'nda? Döviz alıyor. Hayvan gibi döviz topluyor mu? E ben ondan aptal mıyım ya? Onun bir bildiği var da topluyor. Aksi taraftan ne diyor? Almayın ha diyor. Dediğimi dinlemeyeceksin. Bu zamana kadar dolar tl ile ilgili gelen yorumları ya son 10 seneye dön bak. Cumhurbaşkanı bakın dolarla molarla nasıl uğraşılıyor dediği zamanları. Seferberlik başlatıldığı, berberlerin dolar bozdurana bedava tıraş yaptığı zamanları. Hı. O tarafları bir düşün. Bunların hangisi gerçek oldu bu zamana kadar? Bu söylemlerin hangisi gerçek oldu? 3 TL'yi geçerse yüzüme tükürün. 3 TL'yi geçerse yüzüme tükürün. Hala kenarda duruyor mesela. 33 TL'yi geçti. Ne yapalım şimdi? Ben diyorum ki işte metazori bu gerçekleşecek. Ha şimdi son tahlilde de şunu söyleyeyim. Uçmamak lazım. Ben şey demiyorum. 60 lira, 80 lira, 100 lira. Böyle bir bilgi yok. Sadece makul, mantıklı olması gereken bir yer var. Birisi çıkıp demiş demiş ki işte 37 TL olursa biz fite fit geliyoruz. Bu da demek oluyor ki bunun üstünde bir yerlerde olmamız lazım. Orada olacak miktarı ekonomiyi yönetenler optimum rakamı benden daha iyi biliyorlardır. Benim hesaplarıma göre yıl sonu 40 liranın üzerinde olmalıyız. Altında olursak hala sıkıntı var demektir. Bu hareket ne zaman gelir? Bu hareket iki türlü gelebilir. Bir, böyle sıkı sıkı tutmaya devam ederler. Bir hata yaparlar. Tutulamayacak güne kadar tutmaya devam ederler ve birden bırakırlar. O zaman bombacı mülayimi aklı çıkarırlar. 60'a 70'e vurur. Başka bir şok yaşarız. Ve sonra gerileriz normale döner. Ya da iki, mantıklı olanı. Şimdi hafif hafif başlandığı gibi kademeli olarak, ufak ufak salınarak, yumuşak iniş şeklinde yıl sonuna kadar gidecek yere götürür park ederler ve ondan sonra bırakırlar. Ben ikincisinin yapılacağını düşünüyorum. Hatta belki de senin o bin bir formülü gibi belki bin iki diyecekler. Aynen, şey? aynen öyle olmalı. Yani önümüzdeki dönem risklerini de göz önüne alırsak enflasyonda da kafayı aşağı eğeceğini baz etkisiyle en azından enflasyon düşecek demiyorum. Baz etkisiyle kafayı aşağı eğecek ne gelirse gelsin. Ondan sonra da hafif hafif artık böyle yüksek faizden artık düşük faiz söylemleri belki arada nasıl ekonomisi söylemleri başladığında kur korumalı mevduattan da kurtulduğumuzda artık sakınacak gocunacak bir şey kalmadığında bu rahatlıkla bırakılabilir gitmesi gereken yere götürülmeye çalışılacaktır diye mantıklı olan en azından bu aksi takdirde batıyoruz arkadaşlar yani ne turist getirebilirsin? ne o benzinciye depoyu doldurtturabilirsin, ne reel sektöre hareket getirebilirsin. Herkes parayı bir şekilde bulup şeye park etmeye çalışır. Piyasada da para dönmeyeceği için ticaret de biter, iflaslar, işsizlik daha da. Artır. Ve düşük dolar nedeniyle yine dışarıdan almaya devam ederiz her şeyi. Artık buna bir dur demeleri lazım. Yani çünkü dışarıya tatile gitmeyi engellemek için pulu arttırmaya çalışıyorlar. İşte dışarıdan telefon almayalım diye kayıt bedelini korkunç miktarlara çıkardılar. Bunlar sermaye kontrolü metazori hareketler. Onlar yerine bırak kardeşim doları gitmesi gereken yere. Kimse ucuzdan iPhone alamasın. Sen de böyle saçma uygulamalara gitmek zorunda kalma. Kimse ucuza Yunanistan'a tatile gidemesin. Böyle saçma uygulamalara gitmek zorunda kalma. Senin de reel sektörün tüccarın, esnafın rahatlasın. Bu dönelerin hepsini üst üste koyduğun zaman bu doğum kaçınılmaz. Bir sonraki videoda şeyi konuşacağız. Ee, gram altın. Gram altının yıl sonu ile ilgili bir iddiam var benim. Tabi bu dolar tl ile de çok ilgili. Burada anlattıklarımız orayı da bizzat iyi bağlıyor. Bir de tabi altının kendi dinamikleri var. Ons fiyatının dinamikleri var. Orayı anlatacağız. Eğer abone değilseniz abone olup bildirim zilini açın lütfen. Altınla ilgileniyorsanız geldik kampanya. Bitlo'nun bu zamana kadar ara ara yaptığı kampanyalar oluyor. Yaptığı bence en eğlenceli ve en faydalı kampanyalardan biri olabilir bu. Bitlo'yla sermayen hazır. 1000 TL'yi harcamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Parayı katla, karın sende kalsın. Sen de Bitlo'ya hemen üye ol ve kripto para dünyasına avantajlarla adım at. Hadi senin devrin başlasın. Yeni üye olacaklara aşağıda videonun açıklama kısmında ve yorumlarda en üstte de link sabitleyeyim. Orada bir referans linki var. Oradan girip kaydolanlara kaydolduktan sonra 1000 TL'lik bir bakiye veriliyor. Bu 1000 TL'lik bakiye ile 7 gün boyunca oradaki 180 kripto enstrümanla işlem yapma şansı sınırsız işlem yapabiliyorsunuz. Ve bu 7 günlük dönemin sonunda 1000 TL'nizi kaç para yaptınız? Atıyorum 5000 TL yaptınız. 4000 TL kardısınız. 4000 TL sizin oluyor. O 1000 TL'yi vermiyor. Zarar edersek? Zarar ederse zararı bitlo karşılıyor. Yani oradan herhangi bir şey ödemiyorsunuz. Ama kar ediyorsanız kar cebinize kalıyor. Yine bu 7 günlük dönemde 10 tane yeni referans getirirseniz o 1000 TL de sizin oluyor. Bence çok eğlenceli para da kazanabileceğiniz, hem enstrümanlara alışabileceğiniz, hem Bitlo'yu tanıyabileceğiniz çok güzel bir kampanya. Beni biliyorsunuz ben çok onaylamadığım, sevmediğim şeylerin reklamını yapmam. Ama bunun reklamını gönül rahatlığıyla yapabiliyorum. Bence çok güzel olacak bir kampanya. Vaktiniz varsa, değerlendirmek isterseniz, oraları tanımak isterseniz ya da kripto deneyimlisinizdir. Ben buradan para kazanırım arkadaş deyip Bitlo'ya üye olup eski üyeler değil ama yeni üyeler bu kampanyadan faydalanabiliyorlar, bu fırsatı kaçırmayın derim. Sen işlem yapacak mısın? Portföy olarak seni takip ediyoruz çünkü. Ben portföy olarak bu kampanyaya katılamıyorum çünkü zaten üyeyim. Sen şey mi diyorsun? Sen işlem yap onları takip et. Yok vallahi yapamam. Herkes kendi yeteneğini göstersin. Ben zaten kriptolar noktasında iddialı ya da bilgi sahibi değilim. Benim yapacağım anca altın, gümüş, platin işlemi, teter işlemi, euro işlemi. E, kriptolar için hani ben burada ne iddialı olabilirim ne de para kazanabileceğimi ya da kazandırabileceğimi düşünüyorum. Ama e, sizin içinizde böyle bir yetenek varsa şansınızı deneyin derim. Bitlo kripto para platformu sundu.